Yunus Emre denince ilk akla gelen Yunus Emre Enstitüsü denince Yunus Emre tabii ki. Bir küçük şiirle sizlere seslenmek istiyorum. Ardından çok değerli başkanımıza sözü arz edeceğim. İşitin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül misali taşa benzer. Taş gönülde ne biter, dilinde ağı tüter. Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. İnşallah yumuşak söyleyenlerden ve savaşı bertaraf edenlerden olalım. Türk soygunun için çalışıyor, çalışmalarına devam ediyor. İlk sözü Türk soyun kardeş kurumlarından biri olan ve faaliyetlerimize biraz önce de arz ettiğim gibi çok önemli katkılar sunan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Sayın Profesör Doktor Şeref Ateş'e arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum Bilal Bey bu fırsatı verdiğiniz için. Öncelikle TÜBİTAK Genel Sekreterim Sayın Sen Bey'in şahsında çok değerli katılımcılar, bakanlarımız, meclis başkanımız, büyükelçilerimiz, hepinize saygıyla selamlıyorum. Sesim geliyor değil mi Sayın Bakanım? Biraz hızlı, biraz hızlı. Daha tabii insan bilemediği için karşı tarafı. Bir de Sayın Bakanım, sizin konuşmanızdan sonra bizler konuşunca böyle sönük kalıyor. Evet. Davetinizi biliyorum. Onun için saygılar sunuyorum. Efendim, bizden önceki konuşmacıların arz ettikleri gibi gerek Sayın Bakanımın, gerek Kosova Meclis Başkanımızın, gerekse Kültür Bakan Yardımcımız Serdan Çam Beyefendi'nin ifade ettikleri gibi kültür ülkeler arasındaki ilişkiyi, barışı, esenliği ve birliği devam ettiren en önemli araç. Onun için de kültürel faaliyetler hangi ülkeden olursa olsun insanlık adına ve barışın sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi açısından çok kıymetli. Bu vesileyle biz Sayın Genel Sekreterim'de gerek Balkanlarda gerekse diğer ülkelerde birçok faaliyeti birlikte gerçekleştirdik. Ve bu faaliyetlerin her biri de hem ulaştığı hedef kitlesi açısından hem de verdiği mesaj açısından bu coğrafyalarda tarihten beri gelen ve bu halkların bir arada yaşamasını teşvik eden bir anlamda düşüncenin ve duygunun sanat yoluyla ifade edilişi denebilir. Onun için de ortak faydası insanlığın ortak faydasıdır, ortak düşüncesidir ve en güzel şekilde dışa vurumdur sanat. Bu açıdan şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Yunus Emre Enstitüsü olarak Sayın Bakan Yardımcımın da ifade ettiği gibi diğer kurumlarla birlikte bu kutlu yürüyüşü hep birlikte devam ettireceğiz. İnşallah bu yayın da bizim kültür ve düşünce hayatımıza önemli bir katkısı olur. Bu vesileyle tekrar tüm katılımcıları saygı ve muhabbetle selamlıyorum ve önümüzdeki daha güzel faaliyetlerle genel sekreterimle birlikte bundan sonra da güzel faaliyetler icra etmek nasip olur inşallah. Tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Başkanım, çok çok teşekkür ederiz katılımlarınız ve konuşmanız için.